sanatla Türkiye halklarının gönlünde taht kuran Yılmaz Güney bedenen aramızda değil. Ama onun bedenen aramızda olmaması bizimle olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Bir komünist sanatçı olarak Yılmaz Güney geride bıraktığı eserleriyle, eserlerine temel olan devrimci kimliğiyle, komünist görüşleriyle aramızdadır. Tabii ki önemli olan onu burada sadece anmak değildir. Önemli olan eserlerine sahip çıkmaktır. Düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak ve onun devrim mücadelesine olan inancını sonuna kadar savunup onu yaşatmaya devam etmektir. Biz Güney Dergisi olarak bugün burada Yılmaz Güney'i saygı ve özlemle anmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, ismini Yılmaz Güney'in adından alan kültür-sanat mücadelesinde 30 yıl aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve yüzden fazla sayıyı geride bırakan Güney Dergisi ve 2002 yılında kurulan Güney Kültür Merkezi ülkemizde devrimci sanatın temsilcisi olmasının yanında Yılmaz Güney'in görüşlerini savunan, düşüncelerini ve sanatını sahiplenerek ileriye taşımaya çalışan, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında etkinliklerle, çalışmalarla, yazılarla, eserlerle çalışmalarını devam ediyor, etmeye de devam edecek. Sevgili dostlar, programımıza başlamadan önce, başta Yılmaz Güney olmak üzere devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiklerimiz anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anaları mücadelemizde yaşayacaktır. Öncelikle sevgili dostlar, Güney Dergisi adına konuşmasını yapmak üzere Güney Dergisi yazı işleri sorumlusu Tuncay Özkaleden'i sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için dergimiz adına teşekkür ediyorum. Halkın sanatçısı, halkın savaşçısıdır şiarını kendini ilke edinen ve bu temelde eserler üreten Yılmaz Güney'in ölümünün üzerinden 40 yıl geçti. Kısa hayatına onlarca ödüllü film, kitap ve fikirlerle dolu bir ömür sığdıran bu insanın yaşam öyküsünden öğrenilecek çok şey var. Örnek alınacak bir sanatçı, devrimci, sanatıyla devleşen bir sinema dahisi ve daha yazmakla bitmeyecek değerlere sahip bir insan. Onu değerli kılan tüm özelliklerinin yanında hataları da olan, fakat bu hatalarını aşmak için mücadele eden ender insanlardan biri Yılmaz Güney 40 yıldır aramızda değil.
Onun yokluğunu bir eksiklik olarak yaşayan bizler, bu değerli insanı saygıyla anmaktan daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendini, politik düşüncelerinin kopmaz bir parçası olan sanatını ve mücadele anlayışını ilerletmek, onun yöntemiyle sanatımızı işçilerin ve emekçilerin mücadelesinin aracı yapmak, hak ettiği bu saygıya anlam kazandırır. Söyleyecek son bir sözü olsaydı, bu kuşkusuz, yılmak yok, mücadeleye devam olurdu. Onun mücadelesini devam ettirenler olarak bu değerli insanı bir kez daha selamlıyoruz. Onu bağrına basan emekçiler, kendi evlatlarından ayırt etmeyen yoksul halklar, Yılmaz Güney'i unutmadı ve ne yazık ki düşmanları da onu unutmuyor. Her fırsatta adına kara çalınan, unutturulmaya çalışılan, sansürlenen ve yasaklanan Yılmaz Güney, halkının gözünden düşürülmeye çalışılıyor. Tüm bu çabalara rağmen başarılı olamadıklarını da görüyoruz. Dünya sinemasında adından saygıyla bahsedilen, sinema yöntemiyle yeni sinemacılara ışık tutan, internasyonel bir devrimci, komünist bir sanatçı olarak işçi ve emekçilerin haklı övgüsünü kazanan Yılmaz Güney unutturulamaz, yasaklanamaz. O, sanatı ile sürekli kendini yenileyen, halklarının sorunlarını evrensel sorunların parçasına dönüştürerek devrimcileşen, en zor koşullarda dahi sosyalizm bayrağını elinden düşürmeyen, Yılmaz Güney'in sanatının büyüklüğü ve sağlamlığı karşısında hiçbir güç duramaz. Onun devrimciliği ve sanatının niteliği karşısında sürdürülen saldırılar sadece düşmanlarını küçük düşürür. Eserleriyle yaşayan ve eserleriyle mücadelesini sürdüren halkın savaşçısıdır o. Yılmaz Güney'in çoğunlukla sinemacı yönüyle adından söz ettirdiğini ve tanındığını biliyoruz. Türkiye sinemasında bir dönüm noktası olması, sinemaya kazandırdığı etkili yöntemler ve eleştirel politik tavır sinemasının özünü oluşturmuştur. Yılmaz Güney, sanatsal uğraşları içerisinde sinemasının etkisini keşfetmesiyle planlı çalışmalarını hayata geçirmiştir. O, sinemanın güçlü etkisiyle güçlü etkisini değerlendirmiş, sinemasını çağının en iyisi yapmıştır. En geniş emekçiler onun sinemasıyla yeniden hayat bulmuş ve umutlanmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakim sınıfların Yılmaz Güney'e yönelik saldırıları karşısında Yılmaz Güney'e sahiplenmek ve onu yaşatmak görevdir. Bugün Yılmaz Güney çeşitli çevreler tarafından anılıyor. Filmleri gösteriliyor. Özel programlar yapılıyor. Kuşkusuz bunu yapanların iyi niyetini sorgulamıyoruz. Yılmaz'ı yaşatmak için yapılan her etkinlik çok değerlidir. Fakat onu sadece sanatçı kimliğiyle anmak büyük bir eksikliktir. Ve bu eksiklik ise Yılmaz Güney'in siyasi kişiliğinin yok sayılmasıdır. O, sanatını komünist düşüncenin yaygınlaştırılması yönünde kullanan bir sanatçıdır. Ve hakim sınıfların onu hedef almasının esas nedeni de budur. Yılmaz Güney'i savunmak, onun doğru görüşlerine sahip çıkmak, geliştirmek ve ileriye taşımaktır. Yılmaz Güney'i savunmak, onun yanlışlarını reddetmek ve doğru görüşleri temelinde sınıf kavgasını sürdürmektir. Yılmaz Güney'in savunduğu komünist görüşler bir tarafa bırakılarak Yılmaz Güney savunulamaz. Böyle bir savunu ona yapılan en büyük haksızlıktır. Yılmaz'ı gerçekten savunmak uğruna, onun uğruna mücadele edip öldüğü davayı kavramak ve onu sürdürmek de olur. Güney dergisi Yılmaz Güney'in bıraktığı mücadeleyi 30 yılı aşkın süre boyunca sürdürmeye devam etmiştir. Biz bu bakış açısıyla Yılmaz'ı savunuyor ve savunmaya devam edeceğiz. Güney dergisini diğerlerinden ayıran en önemli yan da budur. Dergimiz mücadelede kararlı ve inatçı bir dergidir. Tüm baskılara, yasaklara, imkansızlıklara karşı yayın hayatına devam eden bir dergidir. Biliyoruz ki sınıflı toplumlarda kültür ve sanat sınıf savaşımının en yoğun yaşandığı alanlardan biridir. Biz bu savaşında tarafsız değiliz. Bu mücadelede Güney'in yeri burjuvaziye karşı işçi sınıfına ezilenlerin yanıdır. Değerli dostlar, dünyanın hali ortada.
İnsanlık büyük savaşlar ve yıkımların ortasında barbarlığa doğru sürükleniyor. Dünyanın birçok yerinde bölgesel savaşlarla insanlar ölüyor, öldürülüyor. Böylesi bir ortamda susmak ve olaylara seyirci kalmak kabul edilemez. Anda yürütülen bütün gerici savaşların bir an önce son bulması için sesimizi yükseltmek, savaşa karşı barışı savunmak için daha kararlı olmalıyız. Şu lanetli ortamda kültür, sanat, edebiyat cephesinde Güney'i güçlü bir mevzi haline getirmekten başka seçeneğimiz yoktur. Bizim kavgamız ezilen ve baskı altında tutulan halkların kendi kaderlerini kendilerinin belirlediği bir düzenin kurulması kavgasıdır. Bizim kavgamız insan olma ve özgürlüğü kazanma kavgasıdır. Sözlerimi Yılmaz Güney'in sözleriyle noktalamak istiyorum. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyi. Sevgili Tuncay Özkarademiz'e bu güzel ve anlamlı konuşmasından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, partizan aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi sevgili dostlar, dergimizin düzenlemiş olduğu tüm etkinliklere gönülden destek veren Güzel Sesi ve Zazaca etkileriyle Nuriye Aslan aramızda. Onları sahneye davet ediyoruz. Thank you.
sanatçısı Yılmaz Güney'in 40. ölüm yıl dönümünde sizlerin önünüzde böyle güzel bir etkinlikte olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Yılmaz Güney'in dediği gibi mutlaka kazanacağız. Yılmaz Güney'le ilkokula giderken tanıştım. Abim eve bir posterini getirmişti. Çok yakışıklı adam değil mi dedi. Dedim ki niye böyle yapıyor abi? Böyle mi duruyor? Halkın sanatçısı çünkü o dedi. Şimdi biz de halkın sanatçısıyız. Ona yaraşır türküler söyleyeceğiz. Hep beraber. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.
Thank you.
Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce öncelikle bu güzel, bu anlamlı günü gerçekleştiren sevgili Güney Dergisi emekçilerine teşekkür ediyor. Siz Güney dostlarını sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Güney Dergisi'nden arkadaşlar beni arayıp bu gece için konuşma yapar mısın diye sorduklarında aslında aklımda o günden bu zamana tek bir soru vardı. Yılmaz Güney hakkında bunca bilgi birikimine sahip olan sizlere tekrara kaçmadan farklı ne anlatabilirim diye açıkçası uzun uzun düşündüm. Bu yüzden arkadaşlar bugün sizlere bir fabrikada günde 10 saat çalışan, hayata karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çabalayıp kendine kalan kısacık zamanı inatla, ısrarla, edebiyatla, sanatla doldurmaya çabalayan ve toplumu bunlarla değiştirmeye uğraşan bir işçi kardeşimiz olarak seslenmek istiyor ve Yılmaz Güney'le olan hikayemi, kendi hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık tarımın ve hayvancılığın para etmediği, karın doyurmadığı yıllarda köyden şehire geçen milyonlarca yoksul aileden birisiydi ailem. Fakat şehir, o bin bir umutlarla taşınan şehir aslında tam da Yılmaz Güney'in Sürü filminde köy ağalarına karşı patronları ve zenginleri savunan bir babanın babaya çocuğunun söylediği gibiydi. Bu dediğin yol değil baba. Evin yok, işin yok, araban yok, doktorun yok. Beni yıllarca okutacak paran yok. Milyonlarca çalışan namuslu emekçi insanların hiçbir şeyi yok. 3-5 kişinin ise milyonları, milyarları var. Peki milyonlarca emeğin çalıştığı nereye gidiyor? Kim belirliyor bu düzeni? Diyeceğim baba, oranın ağasıyla burasının zengini bir. Halil Yeni'ye yapmış olduğu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mezopotamya Taraftarlar Derneği aramızda hoş geldiniz. Hasan Sanat Atölyesi Hasan Sanat Atölyesi Kartal aramızdalar, hoş geldiniz. Devrimci sanatçı, devrimci tabiatı gereği militandır. Yenileştirici ve değiştiricidir. Toplumsal kurtuluş mücadelesinden ayrı düşünülemez. Devrimci mücadeleyle organik bir biçimde bağı olmalıdır, der Yılmaz Güney. O, işçi sınıfının ve ezilenlerinin yanında olduğunu açıkladığı ve sömürücü iktidarın yıkılarak yerine sosyalizmin inşa edilmesi gerektiğini savundu. Şimdi sizlerle birlikte Güney Kolektifi'nin hazırlamış olduğu Yılmaz Güney tanıtım belgeselini hep birlikte izleyeceğiz. Sürgünler, mahkumlar, hastalar,
Alacağın olsun seni İstanbul, seni, seni Bursa, Çankırı, Malatya. Sizlere selam olsun üniversiteler. Hazretler, sizlere devrimci önderimiz yolunda hayatlarını yiğitçe kaybeden devrimci arkadaşlarımız için saygı duruşuna çağırıyorum. Sesiniz bir kere daha yükseliyor. Bir kere daha yükseliyor. Sokaklarda arkadaşlarımızı şöhretle kasın yağmurakta. Yönetteki işçimizin üstüne panserlerini yollayan, yönetteki köyümüzü jandarma dizgiyle kapısasıya getiren. Evet, onlar korkuyorlar arkadaşlar. Hakimsizler korkuyorlar arkadaşlar. Sana ifade vermeyecek. Daha terbiyeli biri sinema, esas olarak hakim olan sinema gerici sinemadır.
Oraya Filiz halinde olan fakat sürekli olarak egemen güçler tarafından baskı altına alınan, yasaklanmak istenen, çeşitli cezai tedbirlerle susturulmak istenen bir sinema var. Sefaletimizin resmini çekiyor. O kadar tarihi güzel yerlerimiz varken burayı niye çektiler? Mani olun. Biz sefaletimize mani olacağız. Bir gün gelecek, bunlar bizim sefaletimizin resmini çekemeyecekler. Maden filmini bitirdim. Yılmaz Cüneyt hakkında çektiğimiz maden filmini çektim. Ve Ankara'ya sansüre götürüyorum filmi. Arabamın bagajında. İzmit'e doğru gelirken ya dedim, Yılmaz abi dedim, burada hapishanede kalıyorum. İzmit hapishanesinde. Dedim bir uğrayayım bakayım. Bir merak edeyim dedim en azından. Haber geldi. Geliyor dedi. Ben odadan dışarı çıktım. Uzun böyle bir koridor. Koridorun ta başında ama böyle 200 metre kadar uzunluğunda bir koridorda tek başına yürüyerek geliyor. Böyle kollarını açmış sonuna kadar yürüyerek geliyorlar. Hiç indirmedi kollarını ama açtı. Geldi yanıma bana bir sarıldı bırakmıyor. Ben de sarılıyorum ama bir türlü ayrılamıyoruz. Ayrıldık. Müdürün odasına girdik. Sohbet başladı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte anlattım. Maden filmi. Arabada sansüre götürüyorum Ankara'ya dedim. Tarık dedi, filmi buraya bırakıyorsun. Sen İstanbul'a dönüyorsun. Yarın gidip filmi alıyorsun dedi. Yılmaz abi dedim, gözünü seveyim. Hapishanede sen de filmi ne yapacaksın sen de? Pozitif dedim, sen bunu nasıl seyredeceksin? Sen karışma dedi ya. Sana ne dedi? Sen bu filmi buraya bırakıyorsun ve gidiyorsun. Dedim ki bak iflas etmek üzereydi. Çok borcumuz var. Karışma sen. Sen gidiyorsun dedim. Filmi buraya bırakıyorsun. Emir. Hay Allah dedim ya. Hadi kutuları taşıdım hapishaneye. Bıraktım. Döndüm İstanbul'a geldim. Ertesi gün sabah saat 7'de hemen buradan gittim. Hapishanenin içine girdiğim anda bütün mahkumlar nasıl alkış, kıyamet dedim. Lan bunlar nasıl seyrettiler bu filmi burada? Yılmaz abi dedim, Allah aşkına nasıl seyrettin dedim sen bunu. Ya dedim çok kolay dedim, ne var dedim. Gece saat 12'de dedi, İzmit'te bir sinemadan dedi, sinema makinesini söktürdüm. Buraya getirdim, avluya kurdurdum, çarşafları da buraya serdik, koyduk. Ses makinesi, sesle beraber bütün mahkumlar dedi seyrettik. Biliyor musun tarih? Muhteşem. Neymiş efendim? Azıcık gaz için üretim durdurulmazmış. Bir yandan çalışılır, bir yandan gaz boşaltılırmış. İbrahim Bey'e anlattı. Çalışıp dururken başıma ağrı saplandı diyor. Kusmaktan içim dışıma gitti diyor. Peki bu ne demek? Demek ki çalıştığı yerde gaz vardı. Gaz olan yerde çalıştırılır mı işçi? Şimdi söyleyeyim bakalım. Bunun neresi onun yazısı? Bu bal gibi patronun yazısı be. Ben bunu niye alacağım? Borcunuz var dedi. Bununla dedi birazcık ha, ne kadar olur buna? Bunu alacaksın. Almam dedi. Nasıl? Niye alacağım? Hayır, almadan çıkamazsın. Dedim alırım bir şartla borç. Borç. Peki borç. Ben Türkiye'nin anne ve babamın geldiği kesimini, yani Kürdistan kesimini omzumda iki filmle dolaşarak taktım. Önüme şöyle bir program koymuştum. Sırasıyla köylüleri, işçileri, lümpenleri, sınıf değiştiren küçük burjuvaları ve benzerlerini anlatan 6 dizilik bir film koymuştum. Yılmaz Güney gerçek anlamda onun sinemasında en önemli unsur politik tavrı olmuştur.
Rum sinemasına estetik bir dille yansıtabilen ender sanatçılardan birisidir. Onun sineması aynı zamanda toplumun içerisindeki çelişkileri barındırır. Ve bu çelişkileri ışık tutar. Toplumu bilinçlendirmek için ezilenlerin yaşadığı yoksulluğu, ezilenler içerisindeki yaşanan çürümeyi, yozlaşmayı, onun bir sistemin parçası, ta kendisi olduğunu anlatmaya çalışır. Bu açıdan Yılmaz Güney filmlerini değerlendirirken onun politik yönünden ayrı ele alamayız. Politik bilinç onun için sinemasında belirleyici unsur olmuştur. Ve söylenebilir ki Yılmaz Güney sadece sinemasıyla bunu yapmamıştır. Kişisel olarak mücadele hayatı içerisinde, sinema hayatı içerisinde ve yaşadığı her alanda politik düşüncelerinin arkasında saf tutmuş, Marksist-Leninist ideolojiye olabildiğince sağlam bir şekilde bağlı kalmıştır. Dünya sinemasının içine çekmiş bir adamdır. İtalyan sinemasını da çok iyi içine çekmiştir. Amerikan sinemasını içine çekmiştir. Burada mütfakatları, literaksanları, atmaları da içine çekmiş bir yönetmendir ve bütün bunların üstüne müthiş bir otantiz demeyeceğim, orijinalite koymuştur yani. Şimdi çok müthiş bir orijinal çıkmıştır dünya şeyde. Onun için heyecan yaratıyor hala. Dünyada sayılı yönetmenlerden. Benim için de öyle. Büyük bir sinema dehasıdır Yılmaz Bey. Bunu kimse inkar edemez. Yılmaz Bey'in Marksist-Leninist ideolojiyi sahiplenmesiyle birlikte sinemasında büyük bir değişik söz konusu olmuştur. Bunun en iyi örnekleri Yol filmi, Sürü filmi, Duvar, Endişe, Ağıt, Umut filmi içerisinde görülebilir. Bu filmler hemen bütün hepsinde sistemin temel sorunlarını ele almış, onu eleştirmiş ve toplumsal bilinci ortaya çıkartmaya çalışmıştır. Yılmaz Güney açısından şu söylenebilir. Sadece sinema onun hayatının bir parçası değildi. Bugün her ne kadar bir dizi sinema çevresi Yılmaz Güney'e iyi bir yönetmen olarak sahipleniyor olsa da bu biçim hep Yılmaz Güney'i devletle uzlaştırmak, barıştırmak isteyen bir çevre var. Ve fakat şu kabul edilebilir ki artık Yılmaz Güney yaşamı boyunca onu barıştırmak isteyenlere karşı, bu devlete karşı mücadelesini vermiş, faşizme karşı örgütlü bir mücadelenin yanında saf tutulması gerektiğini söylemiş ve bunu da hapishane koşullarında, sürgün olduğu koşullarda en iyi örneklerini sergilemiştir. Onun varlığı politik bilincinden gelmektedir. Denilebilir ki yine aynı şekilde Yılmaz Güney kendi dönemi içerisinde Marksist-Leninist ideolojiyi en tutarlı şekilde savunan isimlerden bir tanesidir. Komünist sanatçı Yılmaz Güney, bedenen aramızda olmasa da eserleri ve politik görüşleriyle yaşamaya devam ediyor. Yılmaz Güney, hiç kuşkusuz sinema alanında ve genelde politik yaşamı ile önemli bir köşe taşı, bir dönüm noktasıdır. Bu yönüyle geniş yığınlar arasında uluslararası ve ulusal planda geniş çapta tanınmakta, hakim sınıfların tüm engelleme çabalarına rağmen emekçi sınıflar arasında yıkılmaz ve coşkulu bir sempatiyle karşılanmaktadır. Yılmaz Güney, bilinçli politik yaşamına esasla cezaevi koşullarında başlayan ve siyasal savaşımının hiçbir döneminde gerçekten örgütlü birlikteliğin ortamına, toplu çalışma ve savaşın koşullarına kavuşmamış olan bir devrimcidir. Komisyoncu kısmından korkulur Ramazan Efendi. Menfaatler için babalarını satarlar. Kurşunca çobar oldu değil mi deseniz mesele tamam. Yayın! Bizi yolda çevirdiler. Bu iş kimin başının aklından çıktı? Sana benim namussuzluğu yapmasın. Bildiğin kaçakçıların yerini bize söyleyeceksin Ramazan Efendi. Yoksa elinden kurtulamazsın.
Allah'ım yüzümüze güldü Albert. Yanılmamışım, kurban oldum. Sen bunun başında bekle. Ben gidip jandarmaya haber vereyim. Kurtulduk. Hayatımız kurtuldu. Allah'ım, hayatımız kurtuldu. Hakim sınıflar umutsuz çabalarıyla Yılmaz Güney'in devrimci sanatı ve bu sanatının emekçi yığınlar içerisindeki olumlu etkisini yıkamamıştır, yıkılmayacaktır da. Bu insanları almanın en iyi ve en doğru yolu onların savunduğu siyasi görüşleri sahiplenip savunmakla, eserlerini yaşatmak ve yaygınlaştırmakla, mücadelelerini sürdürmekle olur. Bizim Yılmaz Güney'e yaklaşımımız da onu almamızın temelinde de bu düşünce vardır. Ancak ben Kürt orijinli bir insan olarak Kürt, Türk ve diğer halkların özellikle Türkiye'de ilk başlarımızdaki görev olarak ortak mücadelelerinde, ortak mücadele vermelerinde ancak bu ortak mücadelenin zaferi izlenecek siyasetin doğruluğuna bağlı. Eğer yanlış bir siyaset izlendiği zaman hiç kimse seninle gel birleşelim, birlikte örgütlenelim diye yola çıkmaz. Bana göre yenilginin esas nedeni devrimi gerçekleştirecek siyasi, ideolojik ve örgütsel olgunluğun hayata geçirilmemiş olması. Esas şey bu. Yılmaz Güney kendisini her şeyden önce bir devrimci, bir militan, sanatını devrimin bir aracı, bir silahı olarak değerlendiren ve bu değerlendirmesine uygun davranmaya özen gösteren bir devrimci sanatçıdır. Safımız her türlü sahteliği, grupçuluğu aşarak başta işçi sınıfı olmak üzere ezilen, sömürülen bütün emekçi kitlelerin birliği doğrultusunda devrimci Burası da salon salamanca. Gene davranma. Bu devrimi zor yaşatılır. Kimler yaşıyor bu anlattığın evlerde söylesin? Sen mi Şivan abi? Toplumda sınıflar var. Çalışan emekçi sınıflar. Bir de çalışan hakim sınıflar. Burjuvalar, sermayedarlar. Bu adamlar nasıl yapıyorlar sermayelerini? Seni, onu, emekçi sınıfları çalıştırır sömürelim. Sen şimdi hangi sınıflardın Şivan abi söylesin? Biz adaletliyiz. Adalet partisini tutarız. Niye? Valla bilmem ki. Bize kimse sağ çıkmaz. Hiçbir partiden de hayır gelmez. Bak şimdi bu doğru. Şu Ankara'da arkanda bir siyasi yoksa, bir milletvekili falan, hiç bir işini göremezsin. Ben bana hastaneye götürebilecek miyiz ki? Güney Kültür Sanatı. Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, hoş geldiniz. Sağlık nedenlerinden ne yazık ki aramızda olamıyorum. Beni bağışlamayın, gerçekten orada çok olmadı. Ama ne yazık ki bu mümkün olmadı. Yılmaz'dan sonraki son 40 yılı kadar bakarsak eğer ülkemizde yani Türkiye'de ve dünyada faşizmin amansız bir kanser gibi yayılmakta olduğunu görüyoruz. Ama içimizde çok güzel günleri olan inanç ve umut tükenmez. Umut hiçbir zaman tükenmez. Umut sürer, gider, gitmez. Bugün burada Yılmaz'ın ettiği değerler etrafında birleşmemiz de zaten bu umudun bir ifadesidir. Yılmaz'ın mücadelesi hiçbir zaman durmadı, gitmedi, devam ediyor ve ödedik. Eserleriyle öldürsel hükümlerinde görecek. Ama ne yazık ki yasaklı. Yaşasaydı da bunu ya cisamede ya da sürgünde olacak.
Bugün burada Yılmaz Güney'i anarken onun mirasını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak sorumluluğunu taşıyorum sözümü. Güney dergisindeki arkadaşlarım devrimci kültür ve sanat alanında varlıklarını sürdürüyorlar, mücadelelerini sürdürüyorlar. Onlara müteşekkirim ve teşekkür ediyorum. Yılmaz Güney sinemasını halkın içinden gören bir güveniş dili olarak kullandım. O izlenmeden sesli ve ilerim umudu, susturulmaya çalışanların haykırışı oldu. Filmleri adaletsizlikle, baskıyla ve zulümle mücadelenin bir manifestosunu tebliğindedir. Umut, hüdük, yol gibi filmler, yalnızca ülkemiz tadını, sinemanın evrensel dilinde biraz başyapıt olarak kabul edilmiştir. Ancak onunla yalnızca sinemada sınırlı kalmamıştır tabii ki. Sizlerini bildiğinizdir. Orada da arkadaşlar en güzel şekilde ifade edecekler, inanıyorum. O bir dava adamıdır. Türkiye'nin sosyal ve siyasal hayatına, azınlık haklarına ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine ışık tutmakta adalet arayışımızda bize yol göstermektedir. Güney bir bölgenin gözü ve devrimciler halkın bölgelerinde ve yüreğinde sonsuza dek yaşamaya devam eder. Tıpkı bizde de olduğu gibi. Bizler de onun eserlerinden, mücadele ruhundan ve direnişinden ilham alarak onun açtığı yolda yürümeye devam ederiz. Yılmaz'ın hatıra sözünde aşkla ve hikmetle övünüyor ve onu saygıyla özlemle bir kez daha anlıyorum. Beni dinlediğiniz bütün hepinize teşekkürler. Özgüler, saygılar yararlanın. Mutluluk olun. Mutluluk olun dostlarım. Mutluluk olun. Bu yüzden tüm masum insanların hüzünlerini, mutluluğunu ve umudunu üzerime giyiyorum. Ve kendimi onların yerine koyarak tüm duygularımı müzikle yaşıyorum. Anadolu etkilerini modern dokunuşlarla geçmişten günümüze taşıyan ve 17 dilde farklı etnik kültürlerin etkilerini seslendiren Devrim Kavali bizlerle. Thank you.
dağlara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız. Ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz ama sen
Yüce Nalulu di, nami var
Thank you.
Teşekkürler. Geçen de anlatmıştık. Bu bir Elazığ eseriydi. Elazığ Ermenicesiydi ve 1800'lerde hamal olarak işte sevdiği adam İstanbul'a gidiyor. Ve Ahçı, Efso ismi kadının, sevdiğinin arkasında bir sıra bekliyor ve işte postacı geldi, haber yok vesaire falan. Ondan sonra o sevdiğin o kadar güzel davranıyor ki diyor, işte gelse de bir türlü o dal boyuna kurban, uzun boyuna kurban olduğum da bir görsem falan diyor o şekilde. Çok tatlı bir ezgidir. Evet. Sırada bir Yunanca parçamız var. Ti Padridan Mekasa. 1919 anlatıyor. Pontus soyadını. Ne rumba na sepina,
Arkadaşlarımıza bu ezgilerinden ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sol Parti aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Bugün ilerici bir sinema varsa Yılmaz Güney'in etkisiyledir. Genç nesil Yılmaz Güney'i çok az tanıyor. Ve ben de bu çalışmalarımla yok edildiği düşünülen birçok şeyi insanlara ulaştırmaya çalışıyorum diyerek 1970'ten bu yana
Yılmaz Güney'e ait afişleri, fotoğrafları, haberleri, film eleştirileri ve film kopyaları gibi tüm bilgileri toplayıp biriktiren ve ayrıca Yılmaz Güney'in çocukluk ve gençlik yıllarını, tutukluluğunu, cezaevi anılarını anlattığı Karanlıktaki Işık Yılmaz Güney, Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya için kitaplarının yazarı Tahir Yüksel aramızda. Tahir Yüksel'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Yılmaz Güney dostları, hoş geldiniz. Yılmaz Güney'i 1966 yılında henüz 8 yaşındayken Kanlı Uğur filmini izleyerek tanıdım. Türkan Şoray, Yılmaz Güney'in karşılaşmasını 2000'li yıllarda bir söyleşide şöyle anlatır. Yılmaz Güney'i gördüğümde ilk dikkatimi çeken anlamlı gözlerini yaralı bir gibi bakmasıydı. Bakışlarında acı, merhamet, sevgi, anlayış vardı. Saygı bir insan, doğal, sade, sıcak, şefkatli ve çok etkileyici. Ben bunların hepsini Kanlı Buğday filminde görmüştüm. 1968-74 yıllarında tutkulu bir şekilde her filmini takip etmeye başladım. Önceleri dergi ve gazetelerden beğendiğim fotoğraflarını kesip sakladım. 1974 yılına gelindiğinde Yılmaz Güney filmlerinin oynadığı sinemalara saldırılar olmaya başladı. Bir gün filmlerin fotoğrafları yok edilebilir kaygısıyla arşiv yapmaya karar verdi. Yılmaz Güney yurt dışına gittiğinde Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazandı. Bazı gazetelerin, gerici gazetelerin olumsuz kampanyaları sonucunda askeri güçler bütün filmlerini, fotoğraflarını toplayıp yasakladılar. Otobüslerin, kamyonların arka camlarındaki, taksilerin güneşliğindeki fotoğrafları kaldırıldı. Televizyonlara çıkan meslektaşları beraber çalıştık diyemiyor, adından bile söz edemiyordu. Benim duyduğum endişeyi Mahmut Talip Öngören de duyar. Yılmaz Güney'in kaybı üzerine bir yazı kaleme alır. Evet, yaşantısını, kişiliğini filmlerine yansıtan ender film yaratıcılarından biriydi. Yolunu sezgileriyle buluyordu. Hiç yapaylığa kaçmadan, hiç sahtecilik yapmadan, bu nedenle müthiş bir etkileme gücüne sahipti. Umudu, acıyı, ağıtı, umutsuzları, babayı ve arkadaşı önce boş salonlarda izledi. Sonra kalabalıklarla beraber onun etkileme gücünü bana kendisi değil, bu kalabalıkların etkilenmesi öğretti. Bu filmlerde üzerinde durmadığım görüntüler, devinimler, davranışlar ve konuşmalar kalabalıkların etkilenmesiyle yüzünde yeni anlamlara, yorumlara ve duygulara kavuştular. Ne yalan söyleyeyim, onun bu başarısı onun hesabına beni korkuttu. Çünkü bu derece etkileyici bir güce sahip olan bir yaratıcının başına çok şey gelebilirdi. Nitekim de öyle oldu. Yılmaz abimle Ankara Ulucanlar Cezaevinde yatarken yazışarak tanıştım. 1976 yılında liseyi bitirmiştim. Üniversite sınavına Kayseri yazdım. Bin bir zorlukla görüşmeyi başardım. Bu benim Yılmaz abimle yüz yüze görüşme ilk görüşmemdi. Bana ilk sorusu, Tahir iyi güzel buralara kadar geliyorsun, baban ne diyor bu duruma dedi. Ben de babam oğluma bir şey olursa diye biraz endişeli dedim. Yılmaz abim bak Tahir bundan sonra babanın izni olmadan buraya bir daha gelmiyorsun. Babanla omuz omuza çalış, onun sırtından geçinen bir adam olma, onun güvenini kazan dedi. Sonra bütün kartlarda babama da selamlarını yazdı. Zaman içinde beni bütün ailesiyle tanıştırdı. Yılmaz abim kaybettiğimiz gün, yani 9 Eylül günü
Leyla, kardeşi Leyla ablanın evindeydim. Leyla ablan Fransa'dan arayıp telefonla beni istedi. Tahir abimin durumunu anneme öğrenmesi, annem sana emanet dedi. Gülhane'yi alıp Kütahya'nın Simav ilçesindeki evimize götürdüm. Yılmaz abim komşu evleri, Yılmaz abimin annesinin komşu evlerine anlattığı hikayelerle, masallarla büyüdüğünü anlatır. Sonraki zamanlarda Gül anne 2 yıl Simav'da misafirimiz oldu. Benim de zaman zaman onun hikayelerini, masallarını dinleme fırsatım oldu. Oğlunun onu aradığını düşünmesi için dışarıdan bazı eşe dostu telefon ettiriliyordu. Kulakları çok iyi duymadığına oğluyla görüştüğünü sanıyordu. 1987 yılının Mart ayında Simav'daki evimizde Gül annenin bir videosunu çektim. Kamerayı kurdum, Gül anneyi karşıma oturttum. Gül anne gel yanıma dedi, beni de yanına oturttu. Sonra kolunu omzuna atıp bana sarıldı, bir süre bekledik. Çıktı mı diye sordu. Gül anne fotoğraf çektirdiğimizi sanmıştı. Ben de devamlı alacak bu. Sen Yılmaz abime bir şey söyleyeceksen söyle. Ben onu ona göndereceğim. Aynı televizyondaki gibi konuşacak dedim. Şimdi çekecek misin dedi. Çekiyor hazır dedim. Yalan dedi. Sonra çekiyor dedi. Beni de seni de çekecek mi dedi. Evet dedi. Şaşkınlık içinde elini dizine vurdu. İyi şimdi bir şey diyemem ki. Gelsin beni bu halde görsün Tahir dedi. Başını iki yana salladı. Ben de istersen ben çıkayım. Sen ona konuş dedi. Uzun uzun bana baktı. Başını salladı. Ellerini bir süre dua eder gibi açtı. Sonra yine bana döndü. Ellerin parmaklarını birleştirerek göğsüne yavaş yavaş vurdu. Yine başını üzgün üzgün salladı. Ben de sen ona bir şey söylemeyecek misin şimdi diye dedim. Kameraya döndü. Yılmaz abime seslenircesine iki eliyle de beni göstererek oğlum bunun yerinden ben ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Ellerini iki yana açtı. Sonra kollarını göğsünün üzerine birleştirdi. Uzaklara bakarcasını beklemeye başladı. Ben rahat konuşması için kalktım. Ben gidiyorum sen konuş. O seni alıyor dedim. Odadan çıktım. Uzun uzun kameraya baktı. Başını iki yana salladı. Anlaşılır anlaşılmaz bir sesle gel gör benim halimi dedi. Derin bir nefes aldı. Başını üzgün üzgün iki yana salladı. Sonra hiç konuşmadan uzun bir süre bekledi. Sonra hafif öne eğildi. Ne diyeyim sana yavrum, dağlar düşmüş araya. Ararım bulamam seni yavrum. Seni yolladım yola, yollar yormasın çocuğum. Çıktım dağlar başına ararım seni. Kurttan kuştan sorarım seni, gene bulamam seni yavrum. Çıktım yola geldim, yuvam yoktur yavrum, yuvada barınayım. Bağrıma bastım taşları, gözümden döktüm yaşları, ararım bulamam seni yavrum. Ararım bulamam seni, bu kaderi kendim yazmadım yavrum. Mevlam yazmış, ne yapayım, kaderimdir, çekerim yavrum. Gel gör halimi, bir gör beni yavrum. Gül anne fışkırıklarla ağlamaya başladı. Bugün çok hastayım yavrum. Canım arz ediyor senin yanın. Garip bilmem, garibim bilmem yolu. Dağlar düştü araya yavrum. Yuvam yoktur barınayım. Eli boş, gözü kara deme yavrum. Çeşmeye vardım, çeşme kurumuş. Ağlarım ağlarım, seni bulamam yavrum. Ne yapayım yavrum? Elimden bir şey gelmez. Mevlam'a yalvarırım. Alsın canımı, yeter çekemiyorum ızdırabı dedi. Ellerini yüzüne kapadı, fışkırıklarla ağlamaya başladı. Bir süre öyle kaldı, mendilini çıkarıp yüzünü sildi, sonra kameraya döndü. Ne diyeyim yavrum, elim bağlı, kolum bağlı yavrum. Elim kolum bağlı yavrum, hiçbir şey yeri bulamıyorum. Garibim bilmem yolu, gelem oraya yavrum. Yine hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Yüzünü mendiliyle sildi, başını öne eğdi. Bir süre öyle kaldı, sonra kulağım duymaz yavrum. Yaş da gelse gözlerim kör oldu yavrum.
göremem yolu. Derdim çoktur, dökemiyorum. Yılmazım, diyemiyorum yavrum. Önce hafif öne eğildi. Hafif hafif sağa sola sallara dağladı. Sonra doğruldu, hışkırıklarla ağlarken bir yandan isyan et derecesinde iki eliyle dizlerine vurdu. Yılmaz'ın Mevlam acılar verdi, ne yiyeyim dedi. Başına öne eğildi, ellerini birleştirerek alnına koydu. Bir süre öyle bekledi. Sonra bana seslendi. Tahir, çek bunu yeter dedi. Sonra kapıyı kapatmamı istedi. Gülü anne oldukça derin üzüntü içindeydi. O günün muktedirleri Güllü anneye pasaport vermemişti. Askere çağrılmıştım. Gitmeden Yılmaz abimi görmeyi Isparta Yarıç Nizami'ne gittim. 1981 Şubat ayının son günleriydi. Portakal kasaların, Isparta'da portakal kasalarının üzerine oturarak konuştuk. Bir ara kalk, soğukta sana bir volta attırayım da aklın başına gelsin dedi. Çıktık, volta atarken uzun uzun konuştuk. Bu onun son görüşüm oldu. Yılmaz abimi iyi ki tanımışım. Ondan çok şey öğrendim. Ailemin attığı temeller üzerine ondan öğrendiklerimle hayatımı şekillendirdim. Ondan sevmeyi, saymayı öğrendim. Hak yememeyi, hak aramayı, adaletli olmayı öğrendim. Ondan boyun eğmemeyi, dik durmayı öğrendim. En önemlisi ondan vicdanlı olmayı öğrendim. Kayseri cezaevinden gönderdiği entişe kitabına 26 Nisan 1976 tarihinde şöyle yazmış. Arkadaşım Tahir Yüksel, endişesiz bir ülke, endişesiz bir dünya için. Bugün ne yazık ki bu düşünceden giderek uzaklaşıyoruz. Onun bir sözü var. Her bakış, gülüş, seçiş siyasi bir eylemdir. Yılmaz abimi seven bizler filmlerini izlediğimizde onun gibi bakmaya, onun gibi yürümeye, onun gibi gülmeye çalıştık. O hepimizin duruşunda, bakışında, gülüşünde sonsuza kadar yaşayacak. O bizi uzaklardan izliyordur. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. ...1973 yılında Ato Behramoğlu'nun bir şiiriyle bitireyim. Yılmaz Güney için. Bütün halklar gibi güzel olan halkımız sende kendini görüyor, var olduğunu ve bu çocuk gibi sevindiriyor onu. Halkımızın hareketleri yansıyor senin hareketlerinde. Gülmesi, konuşması, yürümesi. Seni yok saymak için cüceler uğraşa dursunlar. Sen varsın çünkü Türkiye var. Saygılar. Dostlar, Güney Dergisi, işçi sınıfının ve emekçi halkın kültür sanat üretimlerini özellikle benimseyen ve sayfalarının çoğunluğunda onların üretimlerine yer veren dergi olmasının yanı sıra yazarlarıyla bu katkıya yön vermeye ve halkın kültür sanat cephesini örmeye çalışan bir dergidir. Güney Dergisi'ne katkı sunan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güney Dergisi olarak bizler eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkesi temelinde dünya halklarının sömürünün ortadan kaldırıldığı bir dünyada bir arada barış içinde yaşayacağını savunuyor ve bu mücadeleyi veren kültür sanat dostlarını kucaklıyoruz. O bir yazısında ben kendi filmlerimi Türk filmi, kendi sinemamı da Türk sineması olarak görmüyorum. Ben Türkiye sinemasını kurmanın, oluşturmanın ilk adımlarını atıyorum diyen Yılmaz Güney, ulusal sorunda da sınıfsal bakış açısına sahiptir. O, Kürt, Türk ulusu başta olmak üzere çeşitli ulus ve milliyetlerden halkların ortak düşmana karşı ortak mücadelesinden yanadır. Halkların kardeşliği temelinde seslendirdiği Kürtçe ezgilerle hepimizin beğenisini kazanan
Revşan aramızda. Şimdi Revşan'ı sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Bu akşam bu kadar kıymetli bir gecede, bir anada Yılmaz Güney'in sevenleri, dostları, arkadaşları ve takipçileri olarak burada olmaktan dolayı onur duyduk. Onun anısına hürmetle bu akşam müziğimizi paylaşmak istedik sizinle. Onun fiziken bugün burada aramızda olmaması, yüreğimizde olmaması anlamına gelmiyor. Devrimci duruşu, devrimci ahlakı, her daim içimizde, kalbimizde yolumuza ışık olacak. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Thank you.
سالم بده خوزم زمانی خواهد اینو امجی جرچرخا کوچبریه و سوریه در باز بوم و اگمال باتی به جگاوا جیانا مازمی از دبینم براستش تراجدی مازم تا کمروف نسر جیانا خواهد من استرانی که نیستی بود، لسر پنابری، لسر کوچبری دا استرانی باوی استرانی دا در پرسه دو بیجه خب جمعه دو بیجه اون مهاجره، اون کوچبری گلو راستیشی واری من تونه، جیه من تونه باقی من، باقچه من تونه، کامتی من، کابس مامی من قد داره که مجی تونه بگره خوزم ایش را استرانش بایدش Thank you.
Şarkılar söylerken hikayelerini de anlatmayı seviyoruz. Çünkü bir bağlamı var, bir hayat tecrübesi var o şarkıların. Bir folklorü var, geçmişi var. O yüzden böyle olabildiğince hikayelerini anlatıyorum. Türkçe çevirilerini de söylüyorum. Ama bazen unuttuğum oluyor. Bir önceki şarkıda olduğu gibi. Çok içliydim çünkü. O yüzden benim unuttuğum yerlerde o Kürtçe bilen arkadaşlar dinleyenlere çeviriyor. Varsa böyle dayanışma içinde olursa ne güzel olur değil mi? Dayanışmadan söz ediyoruz. Yani. Yani İnce kalem kaşız,
Yeah.
söyleyeceğiniz, bize söyleyeceğiniz bir kısım var. Bize eşlik edeceğiniz bir kısım. Söyleyeceğiniz çok basit bir cümle. Haylele, haylele, haylele deyin. Bu kadar. Haylele, haylele, haylele deyin. Bir prova alalım mı? Kim sayıyor?